Adnan diye bir arkadaşım vardı, benden birkaç yaş büyüktü. Onu biz bir trafik kazasında kaybettik. Onun cenazesini kaldırdıktan sonraki akşam eve döndük Eda ile birlikte ve böyle ikimiz de birbirimizin yüzüne bakıyoruz. İnanılmaz bir hüzün, burukluk, acayip böyle bir duygu şelalesi içindeyiz yani o sırada. Evliliğimizin ilk yılları yine çok özlüyorum ben. Yani 3 üç, üç gün tamam üç günden sonra oradan biraz duygulanarak başladığım bir şarkıydı. Bu boşu boşuna da benim tamamen tek başıma hakim olduğum bir şarkıdır. Ha. Eda duymasın. E, o beni aramayı ihmal etti bir gün. Ben de bayağı bir meraklandım. Ben ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım falan. Ya e, aramadın beni falan gibi öyle başladı bir şey. Sonra o döndükten sonra bu şarkı haline geldi. Aramadın aylardır Göremedim her gün yandım Yüreğime bin bir sancı Neredesin Asret kaldım Şarkıların Hikayesinden merhabalar. Bugün çok değerli bir müzik insanı yanımızda. Hatta biz ona konuk olduk. Sevgili Metin Metin Özülke'ye geldik. Merhabalar Metin Merhabalar. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler biz ağırladığınız için bu yoğun programımız içerisinde. Neden? Tabii 50 yıla aşkındır bir müzik evet. kariyeri. Evet. Eda Hanım'la birlikte gerek iş hayatında gerek özel hayatta bir birliktelik ve ürettiğiniz birçok eser var. Çoğunu da ezbere biliyoruz. Ben öncelikle şunu sormak isterim. Yani hayatınızda bu dönem nasıl geçiyor? Hayatımın bu dönemi aslında tam istediğim gibi geçiyor. Çocukluktan beri bir hep böyle ileriye dönük kısa dönem planlarım vardı. Böyle beşer yıllık kalkınma planı gibi ülkelerin olur ya. Benim de öyle planlarım 7-8 yaşlarından itibaren başladı. Yani diyordum ki 13-14 yaşında şöyle bir durumda olmalıyım. 20 yaşında şöyle olmalı. 25-30 yaşında böyle olmalı. Ve bu 60'lı yaşlara geldiğimde de o kadar şöyle olmalı evet oldu <laughs> e, dolayısıyla da e, en mutlu olduğum şey kurduğum hayallere çok yakın bir hayatım oldu bu dolu dolu geçen bir e, süreç ve bu yüzden mutluyum e, biraz yorgunum ama mutluyum e, dolayısıyla da e, müzik zaten müzisyen olmak e, müziğe aşık olmak sanatla ilgili herhangi bir konuya aşık olmak çok önemli yani çok da güzel bir şey. Çünkü yaptığınız işin profesyonel hayattaki mesleğinizin müzik olması ve sevdiğiniz bir şey olması, aşkla yapabiliyor, yapabiliyor olmanız insanı işte yorgun olmasına rağmen ayakta tutan bir şey bence. O yüzden keyifli bir süreçti benim için. 90'lı yıllar Türk popu için çok değerlidir. Zaten bunu herkes her zaman dile getiriyor ve o döneme damga vurmuş isimlerdensiniz Eda evet. Hanım'la birlikte. Sağ olun. O dönemki üretimin şu an olmadığı konuşuluyor müzik sektöründe. Buna katılıyor musunuz? Ya bu nasıl baktığınıza bağlı aslında. Şarkılarla ilgili konuşacak olursak, müziğin notaların yani daha hakim olduğu, melodilerin daha ön planda olduğu, armoninin ön planda olduğu yani işte kısacası notaların hakim olduğu bir dönem. Şimdi daha biraz ritmik dikey müzik. ...yapılıyor. İnsanlar çünkü bunu istiyor. Daha doğrusu gençler yani. Çağ bunu istiyor. Çünkü... ...fonda da duyduğumuz her şey daha motor... ...sesleri. Daha... ...bir dip gürültüsü var... ...hayatımızda her zaman için. O insanları etkileyen bir şey. Dünyanın da geldiği bu noktada o... ...sakin, romantik... ...durumdan biraz çıkıp bir telaş... ...hep bir şeyin peşinden... ...koşmam, bir şeyleri yakalama... ...ve yakalayamama ve öyle geçen bir heyecanlı süreç içerisinde insanlar sakin kalıp kendilerini böyle daha romantik ortamların içine atamıyor gibi gözükseler de o yılları yaşamış olan insanlar tabi bugünlerde o günleri özlüyorlar. Dolayısıyla 90'lı, 80'li, 90'lı yılların yani eskiden her zaman için nostaljik müzikler insanları etkilerdi ama bu kadar çok etkilemezdi. Çünkü hakikaten 2000'lerden sonra ciddi bir değişim yaşadı dünya. Ve o değişim içinde Bizim kuşağımız veya biz bizden bir önceki, bir sonraki kuşakta çok farklı iki dünya gördü. Dolayısıyla da o sükunetli zamanlarımızı, daha rahat, dingin zamanlarımızı arıyor olduk. O yüzden de 80'ler, 90'lar şarkıları şu anda insanların çok arzuladığı, dinlemekten çok keyif aldığı bir şey. Ama mesela biz konserler yapıyoruz şimdi. 90'lı 90 yılların çok önemli şarkıcılarıyla birlikte bir grup kurdum ben. Metin Özlük Orkestrası eşliğinde Hakan Eren'le birlikte çok güzel organizasyonlar yapıyoruz. Oralarda insanlar geliyorlar bayıla bayıla dinliyorlar ve gece bittikten sonra tekrar eski hayatlarına yani güncel bugünkü hayatlarına dönüyorlar. Orada öyle bir durum yaşıyoruz yani o ayrımı çok iyi görebiliyorum ben. E sanırım hani dönemin ruhu dedikleri hayatımızın her alanına işlemiş durumda. O i̇şlemiş da. durumda ama sonra tabii ertesi gün mecburen günlük telaş ve koşuşturma devam ettiği için öyle bir durum oluyor. Ee, tabii bu programda şarkıların hikayesini evet. konuşuyoruz. Hangi ruh haliyle yazıldı, hangi hissiyatla yazıldı. Ee, Soran Kirka Kart, arkada filozofun çok sevdiğim bir sözü var. Konuşmalar içerisinde en ilginciliği kendimle yaptıklarımda buldum der. Dolayısıyla şarkı yazmak da biraz insanın kendiyle konuşması gibi. Aynen ee, öyle. Katılır mısınız bilmem ama. Kesinlikle öyle. Seninle olmak var ya ile başlamak isterim. Hala bugün işte o katıldığınız konserlerde insanın evet. eminim sizinle... Valla işte kaç Her kaç sözünü on, ezbere söylediği şarkılardan. Bin kişi mi? varsa, on bin kişi varsa, kaç kişi varsa hep beraber söylüyoruz. Bu da beni en çok mutlu eden ve bütün yaptığımız işin karşılığını aldığımız nokta o zaten. O öyle olunca insan yorgun da olamıyor. Dolayısıyla insana ap eden bir şey o. Senin olmak var ya 90 veya 91 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. ben Eda ile evlenebilmek için Eda'nın annesi biyoloji öğretmeniydi. Babası da albaydı çok disiplinli insanlardı. Dolayısıyla onları onlar ilk başta hani bir müzisyenle evlenmesine Eda'nın karşı çıktılar. Doğal olarak. Çünkü gerçekten hayatı nasıl kazanacağım çok daha net değildi. Dolayısıyla da ben onları tavlayabilmek için öyle söyleyeyim. Bir arkadaşımın şirketinde muhasebeci rolünde çalışmaya başladım bir dönem. Ee, çok yoğun müzik yapıyordum yine genç işte o zamanlar 20-25 yaşlarındayken. O dönemde e, bir şirkette göstermelik olarak muhasebecilik yapıyordum. Ve e, tamam dediler bir işin var artık maaşlı bir işin var olabilir bu iş dediler. Orada tanıdığım çok değerli bir abi vardı. Bana her, hep yönden, her yönden destek olan Adnan diye bir arkadaşım vardı. Benden birkaç yaş büyüktü. E, onu biz e, bir trafik kazasında kaybettik. Dolayısıyla onun cenazesini e, kaldırdıktan sonraki akşam eve döndük eda ile birlikte e, evlendikten sonra oluyor bunlar. E, ve böyle ikimiz de birbirimizin yüzüne bakıyoruz. İnanılmaz bir hüzün, burukluk, acayip böyle bir duygu şelalesi içindeyiz yani o sırada. Hiç unutmuyorum böyle ev o zamanlar modaydı yerden yere halı duvardan duvara pardon içeriden <laughs> yürüdük. Duvardan duvara bir halı belirdi. İkimiz de halının üstüne oturduk Eda'yla. Böyle yanımda da gitarım var yerde dur. Aldım onu. Başladım bir şeyler mırıldanmaya. Eda ile birlikte bir 10-15 dakika içerisinde bütün o şarkının sözleri aktı gitti. Yani aslında direkt Adnan'a hitap edilmiş bir şarkı olarak yapıldı. Ve o gece den itibaren o şarkıyı ona hitap ettik. Böyle bir başlangıç noktası var o şarkının. Kim bilir kaç yıl daha sürgün çeker bu gönül diye bir cümle bir var. hasret yolculuğunun başlangıcı o gün o bizim için. Çünkü hakikaten çok sevdiğimiz bir arkadaşımız, abimizdi. Dolayısıyla tabii ne kadar sürgün çekeceğimizi bilmiyoruz. Ne zaman bizler de bu ömrü tamamlarsak o zaman daha önce birlikte bu hayatı paylaştığımız ve şimdi yanımızda olmayan insanlarla Belki bir arada oluruz diye, öyle bir umut yolculuğu şarkısı aslında. Aslında böyle hani e, bilmeyenler için bir aşk şarkısı gibi de duruyor evet. şarkı ama... Aşk şarkısı sonuçta yine. Gerçi yine aşk şarkısı evet. doğru ama farklı bir de hikayesi evet, varmış evet. bu şekilde. Peki Adnan Bey'in e, hani ailesi... Görüşüyoruz, çok iyi Biliyorlar mıydı bu şarkı? Tabii tabii, bu bizim çevremizde bilinir yani onunla ilgili olduğu. Çok teşekkürler, bu güzel bir hikayesi varmış bu şarkının. Evet. Ee, yani şimdi e, özellikle hani e, sanat insanlarının e, özelliklerinden biri acı ve aşktan e, beslendiği yönünde. Tabii ki sizin de e, dışarıdan çok takdir edilen bir e, birlikleriniz var Eda Hanım'la çok uzun süredir. Hı hı. Hani sanat camiası içerisinde de pek görünmeyen bir şey olduğu için biraz gıptayla da bakılıyor. E, sanırım e, bu yolculukta Eda Hanım'ın da size çok büyük bir çok. katkısı var. Tabii ki yani bir ben Eda'dan önce de çocuk yaşlardan itibaren ufak ufak öğretmeye başlamıştım zaten bir şeyler, besteler, beste denemeleri, söz denemeleri vesaire. Eda'dan önce de Aysel Gürel'le birlikte çok şarkı yaptık. Daha böyle o zaman popüler kültüre hitap eden şarkılar yani daha da popüler kültüre hitap eden şarkılar yaptık Aysel ablayla beraber. O bana çok şey öğretti, çok şey kattı. Hem e, şarkıların sözlerinin ne şekilde işlenebileceği, ne şekilde geliştirilebileceği, hatta Eda'ya da çok şey katmıştır Aysel Gürel. Onu da rahmetle anıyorum buradan. E, dolayısıyla Eda ile evlendikten sonra birlikte de yaklaşık 300-400 civarında şarkı yazdık. E, dolayısıyla o şarkıların birçoğu ya Eda'dan başlamıştır, ya benle başlayıp birlikte bitirmişizdir, ya tamamen beraber başlamışızdır, yapmışızdır şarkıları. Çok büyük katkısı var. E bir kere e, ayakta kalabilmek için de insanın bu hayatta ciddi, güvendiği gerçek bir dosta ihtiyacı var. E, biz hem sevgililiği bulduk birbirimizde, hem karı kocalığı bulduk, hem dostluğu, arkadaşlığı, her şeyi birlikte çok küçük yaşlardan itibaren beraber olduğumuz için Ve birbirimizi de eğiterek bugünlere geldiğimiz için şarkıların yapılmasında da e, çok önemli rol oynadı bu birliktelik tabii. Buradan Aramadın Aylardır şarkısına geçmek istiyorum. O da yani sizi siz yapan şarkılardan biri özellikle. Bizim de çok sevdiğimiz şarkılardan biridir. Onu düet olarak söylemiştik. Evet birlikte söylüyorsunuz. Evet. Ee, yani kısa kısa şöyle şeyler oluyordu mesela Eda master'ını yaptığı dönemde e, biz evliyken Eda da eğit hem eğitimi devam etti hem öğretmenlik yapıyordu o sıralarda daha albümü falan yoktu. E, böyle Kısa yolculukları oluyordu üç gün dört gün ee, o zamanlarda daha e, cep telefonu falan yok İletişimin çok zor İletişimin oldu. Bugüne bakarsak çok zor çok o zor zaman oldu. çok fark etmiyorduk o kadar zor oldu. Ben de şey pimpirikli bir insanım böyle hani bir sevdiğim birisi İstanbul dışında olduğu zaman hayatı bilmeyem de olmadığı zaman bazen böyle bir merak ederim işte arasın etsin falan ee, o beni aramayı ihmal etti bir gün ben de bayağı bir meraklandım ben ulaşmaya çalıştım ulaşamadım falan. Oradan ya aramadın beni falan gibi öyle başladı bir şey. Sonra o döndükten sonra bu şarkı haline geldi. Yani bunun böyle hafif esprili şey bir hikayesi var ama sonuçta romantik ve acıklı bir şarkı oldu. Aslında o kadar acıklı değildi başlangıcı yani. Peki yani bu şarkı yazarken gece ya da gündüz fark ediyor mu? Çok sanatçıyla konuştuğumda gece yazmak daha keyifli Tabii. ve daha dolu dolu oluyor evet, şeklinde. Evet. Ee, şöyle ben onu şöyle formüle ettim. Şarkının ilk çıkış anı ve esas hani e, kelimelerin, notaların ilk e, hayata geldiği an gece olduğu zaman çok daha rahat oluyor benim açımdan. Fakat şarkının e, bir anda o, hep, bütün şarkılar senin olmak var ya gibi 10 dakikada çıkmıyor tabii. Bazı şarkılar üzerinde bir ay, 2 ay da çalıştığımız oluyor. Genelde uzun şarkılarda yazıyorsunuz siz. Hani evet. Şu anki döneme bakıldığı. Evet. Tabii. Çünkü şu an 3-4 cümleyle şarkılar var. Tabii. Mı? Hani eleştirmek için söylemiyorum. Yok öyle. O zaman öyleydi. Şimdi böyle. Dolayısıyla ben şöyle o, o işi çözdüm. Parçayı ilk çıkış anının gece ve daha e, dingin bir ortamda olmasını tercih ediyorum. Ama şarkının toparlanma kısmında ise günün ilk saatleri, güzel bir uykudan sonra e, enerjinizin yerinde olduğu bir zaman eksik yedikleri çok daha net görebiliyorsunuz gündüz gözüyle diyelim. <laughs> o e, böyle bir sistem oturttuk aslında. Yani parçaları ilk o ana rahmine düştüğü an diyelim gece olması önemli çünkü o dinginlikte telefon yok gürültü yok dışarıdan herhangi bir etkileyecek bir şey yok o sırada çok duyguların açık olması gerekiyor ama toparlanabilmesi için de enerjinizin çok yerinde olması gerekiyor o da gündüz saatleri özellikle de sabah saatleri biz son yani belki 150 şarkımızı Eda birlikte bu mantıkta bu mantıkta yaptık yani bu şarkının nakaratını bırıldanmanızı rica etsek mümkün Aramadın mi? Evet. Ee, olur bu sürpriz oldu. <gülüyor> Bakın. <laughs> Aramadın haylardır. Göremedim her gün yandım. Yüreğime bin bir sancı. Neredesin asret kaldım. Gibi bir nakaratı vardı. İyi ki Eda Hanım o zaman uzaklaşmış sizden. Evet, gibi. evet. Yani. yani bazen, şimdi anlatırım daha sohbetin ilerleyen saatlerinde, dakikalarında. Ee, bazen öyle şarkılar çıkıyor ki, ya onun çok güzel oluyor mesela. Nasıl ortamda yapmış, bazen de tıkanıyoruz, kalıyoruz. O şarkıyı yaparken nasıl bir ortam vardı, neydi falan deyip, o ortamı yaratmaya çalıştığımız da çok olmuştur. Yani biraz suni bir etki e, hayatımıza sokup, Tekrar denemeler olmuştur ama onlar başarısız olmuştur. E, tabii sanat insanlarının, işte yazarların e, sosyoloji ve psikolojiden de çok beslendi. Yani Hı. bu alanlarda çok iyi oldukları da bilinir. E, sizin çevrenizden etkilenip yazdığınız şarkılar var mı böyle? Çevremden etkilenip e, yazdığım şarkılar, yani aslında tabii ki o 5-600 şarkı yapmışız. Onların içerisinde bir yarısından fazlası e, biraz bütün o hayatınız boyunca, çevrenizde gördükleriniz, yaşadıklarınızın sizdeki birikiminden kaynaklanıyor. Belki birebir, evet şunu gördüm, şimdi bunu yapayım dediğim çok şarkı vardır şu an hangisi olduğu aklıma gelmiyor onu. Ama e, çevreden tabii ki çok etkilenerek yazdığımız şarkılar var, durumdan etkilendiğimiz şarkılar var. E, böyle çok şarkı var yani mesela e, aklıma gelen, ben bunu sahnede de anlatıyorum. Ajda Pekkan'ın seslendirdiği Eğlen Güzelim diye bir şarkı var. Evet. Hala da bugün e, Evet çok, çok sevilen, sevilen bir şarkıdır ya. o. Yeni nesil sanatçılar da çok söyleniyor, sevilen. coverlanıyor falan filan. Ee, mesela o şarkının şöyle bir hikayesi var onu anlatayım. Tabii ki. Ee, 93 veya 94 yılıydı. evliliğimizin böyle 5. 6. senesi. Ee, Eda dedi ki akşam dedi yıl dönümü dedi. Evlilik yıl dönümümüz 5. dedi. Bugün geç kalma. Sofraya hazırlayayım baş başa güzel bir şeyler kutlayalım falan filan diye ben de gittim stüdyoya gündüz fakat unuttum yine orada çok yoğun çalıştığımız bir dönem bir gece saat 12 falan da eve döndüğümde tabi eve geldim baktım kapı var yani Eda yatmış salona girdim baktım boş servis tabakları şamdanlar masa hazırlanmış duruyor. masa duruyor Ah dedim ben onu nasıl unuttum, bunu nasıl atladım ama hakikaten çok yoğun çalıştığımız bir zamandı. Yani işte bütün Hangi o, yıllardan bahsediyoruz? 93-94. E, ee, bütün işte bir, bir, bir Seden Gürel, İzel Çelik, Ercan, Aşkın Rengi, Serta Erener falan hep o dönemde birlikte bizim stüdyolarda yoğun çalıştığımız, geceyi, gecemizi gündüzümüze kattığımız ve üretim aşamasında hakikaten çok yoğun olduğumuz yıllardı. Dolayısıyla o hengameyi de unuttum gerçekten. Geldim baktım böyle anladım vaziyeti. Eda uyumuş. Belli ki sinirlenmiştir veya üzülmüştür. Haklı da. Haklı da. <laughs> e, mutfağa girdim baktım mutfakta bir mektup. Dear Metin Özgür. <laughs> Sevgili Metin Özgür <laughs> Öz diye. E, böyle çok resmi bir dille ama e, bir şeyleri anlatan bir mektup. Eyvah bak dedim baktım aldım mektubu. Ne yapayım falan. Aldım salona geçtim. Aldım gitarımı da elime. Oradaki edanın yazdığı sözleri şarkı haline getirdim. Eğlen güzelim öyle çıktı. Sonra sabaha kadar tabii sürdü onu bestelemem ve sabah böyle günün ilk ışıklarıyla güzel böyle bir kahvaltı hazırladım tepside. Bir elimde tepsi bir elimde gitarla yatak odasından girdim içeri uyuyor. Dizlerinin dibine oturdum, tepsiyi de kenara koydum ve gitarla onun bana yazdığı o mektubu şarkı olarak metiş bir hikaye iade ettim. Böyle olunca tabii inanılmaz bir an oldu bizim için. E, o da çok duygulandı. O, ağladık mı ağladık falan. O şarkı öyle çıktı yani. Harika. Peki bunu Ajda Pekkan'ın seslendirmesi süreci nasıl oldu? Hani Ajda Hanım'a... O verdi. sırada Ajda ile çalışıyordum ben zaten. Hayırdır inşallah Oyalama Beni gibi şarkıları da O dönemin de çok evet. popüler şarkıları. Ondan yani. sonra onu, o da bir albüm hazırlığı içerisindeydi ve albümün ilk çıkış şarkısını arıyordu. Yani diğer şarkılar yapılmış. Öyle bir, yani tam içime sinen bir şey yok gibi bir şey söylemişti. Yine ar aradı, aradı o sırada da bu şarkı vardı. Ya dedim acaba nasıl olur falan filan. Acele dinlettim bunu. Aa dedi budur benim aradığım şarkı dedi. E, hemen yapı yapıldı o şarkı. Öyle oldu yani. Hatta 2010 yılında tekrar bir e, evet, evet. seslendirdi, seslendirdi. ve belki 90'larda o kadar bilinmeyen şarkı yeni nesile Daha, de ulaşmış oldu. Yani işte mesela onun da öyle de şeyler oluyor. E, Mesela Lafım Olur diye bir şarkım var benim. Ee, Gökben'e ilk söyletmiştim onu. Gökben söylemişti. Daha sonra birkaç kişi daha söyledi. Kibari'ye söyledi falan o dönemde. Evet o parça sevildi falan filan ama e, belli bir noktada kalmıştı. Şimdi o parça bu geçtiğimiz aylar içerisinde tekrar gündeme geldi. Bu sosyal medyadaki bazı e, uygulamalardan e, tek yola çıkarak ve parça şu an çok popüler. Yani bir hiç bilmeyen insanlar o şarkı yeni bir şarkı gibi tekrar Benim Çok üzüldüğüm noktalardan biri aslında bu. Yani hani bu programı yapma sebeplerinden biri de bu. Çünkü hani geçmiştik söylenen birçok şarkı işte coverlanıyor ve yeni çıkmış gibi yeni nesil bilmiyor. En azından bu bir arşiv programı gibi de orada kalacak. Hı. Bu şarkılar hangi duygularla kimler tarafından yazılmış bilinsin diye böyle bir yola çıktık. Size tekrar teşekkür ederim hani bize vakit verdiğiniz için. Estağfurullah ne demek? Yine e, sizin özellikle 2000'li yıllardan sonra en sevdiğim şarkılarınızdan biri de Unutulmuş Muydum Hı -hı. şarkısı. O da e, o, mesela şimdi şöyle bizim bu bu kadar çok şarkı içerisinde bir sürü yani %80'ini Eda ile birlikte yazdığımız şarkılar. Yani ağırlıklı olarak müzikler bana ait, sözler ona ait gibi gözükse de ikimiz de şarkıların her yerine dokunuyoruz yaparken. Dolayısıyla da Eda ile en büyük... E, Tartışmalarımızdan bir tanesi şu oluyor. Arkadaş grubunun içerisinde falan işte mesela bir arkadaşlarımızdan bir, bir tanesi diyor ki ya Metin senin şu şarkın var ya ona bayılıyorum mesela diyor. Eda diyor ki ona ben yazdım diyor mesela. Ben de bakıyorum yok diyorum o hakikaten ben yazmıştım onu. Eda karıştırıyor bunu falan diyorum. Bu sefer aramızda ciddi bir tartışma başlıyor. En bir aramızdaki yani bütün bu 40 yıllık beraberliğimizin. Ee, en büyük ay gergin anları bu şarkının orasını sen yazdın burasını ben yazdım kısmıdır ve bu yüzden ciddi kavgalar ederiz biz ve küstüğümüz 2-3 gün konuşmadıysak eğer bugüne kadar bu sebeptendir sonra bir, bir en fazla tane... kaç gün sürdü? Yok sordun? <laughs> bir bir keresinde 2 gün böyle bir gergindik onu da anlatırım biraz sonra ee, şimdi o unutulmuş muyduma geleceğim ee, dolayısıyla unutulmuş muydumdan eminim ben yazdım sözlerin tamamını yani Eda'nın sözüyle hiçbir katkısı yok. Bunu nereden emin oluyorum? Çünkü Eda o sırada hamileydi ve hastanede çocukların doğumu için. Daha doğrusu çocuk evet bir gün önce yatmıştı ve çocuklar doğmuştu. 4-5 günde onlar hastanede kalmışlardı. 2000'li yılların başlarından bahsediyoruz. 2004. 4. Dolayısıyla ben her gün işte hastaneye gidiyorum, geliyorum falan. Yolda giderken, araba kullanırken bu unutulmuş muydu'nun sözleri olduğu gibi orada çıktı hemen teybe kaydettim yanımda. E Eda da biliyor ki o şarkı bana ait yani. Bu onun için anlattım bunu. E, orada işte tabii Peki hangi duygu yazdınız? İkizlerin gelmesi. Eda'nın hamileliği boyunca tabii ister istemez bir erkek bunu dert ediyormuş demek ki. Yani bilinçli olarak düşünüldü kabul edilebilir bir şey değil. Tabii ki çocuklarımız olacak ve e, onun büyük heyecanı yani bir annenin heyecanını düşünebiliyor musun? Dolayısıyla ona konsantre olması ve o konsantreden dolayı ister istemez beni doğal bir biraz ihmal yansın. etmesi çok doğal. Ama yine de insan değişik biraz bir yaratık. Dert ediyor. Evet, değişik bir yaratık. Dolayısıyla onu dert etmişim demek ki kendime. Unutulmuş muydu diye başladım mırıldanmaya arabada tek başıma ve dolayısıyla o şarkının devamında da o şarkının tamamlanması da bizim İpek Durkal'ın çok etkisi olmuştur sözlerinin bazı yerlerine hani metin burasını şöyle mi olsa böyle hep ona çalmışımdır falan filan çünkü Eda yoktu yanımda o sırada. Dolayısıyla o şarkının öyle bir hikayesi var. Burada da çok şey var böyle hani kim bilir kimler aklını çeldi gördüğüne sevinmedin mi beni diye. Artık belli kısmında şimdi oradaki ana fikir unutulmuş muydu? Ondan sonra şarkı belli noktalara geldikten sonra dedim ya bazı şarkıları tamamlamak için bir ay uğraşıyorsun, ediyorsun. Parça İlk başladığı noktadan uzaklaştığı şeyler de olabiliyor devamında. Yani illa işte kim bilir kimler aklını çeldi. Çelen bizim ikizler tabii ki o belli. <laughs> Ama orada hani bunu bir daha aşk şarkısına e, çevirip şarkının tamamlanması gerekiyor. Orada da profesyonellik devreye giriyor. İyi ki böyle bir süreç yaşanmış diyelim o zaman. Evet, Çünkü evet. arada ben de böyle açık dinlerim. <laughs> Hatta sonrasında Aşkın Nur Yengi de seslendirdi o bu da, şarkıyı. O da onunla beraber bizim bir albümümüzde yine ben düzenlemesini yapmıştım. Aşkın okumuştu. O şarkı da benim sevdiğim özel şarkılarımdan dışında. Şarkı. Metin Bey, iki oğlunuz var. Evet. Onlar dünyaya geldikten sonra sizin sanat hayatınızda ne tür katkıları oldu? Orayı da merak ediyorum çünkü. <laughs> sanat hayatımıza katkıları oldu. Şöyle, hayatın yükü daha ağırlaştığı için biraz daha koşturmak zorunda olduğumuz ve daha çok çalışmak zorunda olduğumuz bir dönem oldu 2005-2006-2007 o yıllar. Dolayısıyla eee Onların bir kere olması, enerji açısından çok, ben o durumu çok fark ettim. Yani belli bir zaman sonra biz, ben işte baba olduğumda herhalde 42 yaşında falandım. Dolayısıyla hani müzik, tamam hayatım boyunca planlarımda hep böyle ayakta kaldığım sürece yani hareket edebildiğim, nefes alabildiğim sürece müzik yapmak en büyük hayalim o zaten, hala da öyle. Ee, ama insan yoruluyor ve hani artık bu kadar da çok koşturmasak mı, uğraşmasak mı? Çünkü sonuçta ben profesyonel olarak hayatımı müzikten kazanan, yani bir hobi gibi yapmıyorum bu işi, yapmadım. Adammış bir hayat var ortada. Evet, yani ben ileride çoluğumu çocuğumu rahat bir şekilde müzikten geçindireceğim. Ee, ve bunun için de farklı, müziğin her alanında olmam lazım. Yani çünkü müzik enteresan, hobi gibi biraz düşündüğünüz zaman e, ...kendi hayatınızı direkt çeviremeyebilirsiniz. Çünkü hayat zaten zor. E, maddi anlamda söylüyorum bunu. Dolayısıyla da ben müzikten profesyonelce ciddi paralar kazanıp... ...yani ciddi derken kendimi rahat ettirebilecek... ...çoluğumu çocuğumu rahat ettirebilecek... ...kimseye muhtaç olmayacak hale getirebilmek de ...büyük dertlerimden bir tanesi de. İşte çocuklar olmasaydı... ...öyle bir dert yavaş yavaş yok olmaya başlayacaktı... ...ve öyle bir derdim kalmayacaktı. Bu da beni... Çalışmaz hale getirip e, paslanma yolunda ilk adımlar attırmak üzereyken çocuklar geldi. Biraz geç geldiler çünkü ilk başta olmuyor olmuyordu. E, tedavi sonucunda oldular. Dolayısıyla onlar olunca ben tekrar tazelendim ve tekrar en baştan başlar gibi bir enerji yüklendim ve e, oturdum yine çalışmalar. Bu sefer belli bir dönemden sonra bestecilik kısmında çok ağırlıklı değil de e, çünkü şartlar da piyasada dinleyici kitlesiyle biraz daha dönemden farklılaşıyor i̇şte ister hani ben benim ruhundan biraz uzaklaşmaya başladığını görünce acaba ben mi onların peşinden gitsem yoksa ben durduğum yerde dursam da başka şeyler mi yapsam müzikle ilgili gibi bir ikilem içerisinde kaldım. Ve dolayısıyla üretim kısmını biraz daha alt plana itip işin e, organizasyonuyla ilgili e, bir takım e, çalışmalar içerisine girdim. Çocuklardan sonraki müzik hayatım biraz daha o yönde gelişti. Şimdi sahne çok yoğun geçiyor. Organizasyonlar çok yoğun geçiyor. Takip ediyorum sizi. Farklı çok projeler. Mesela televizyon başladı benim için çocuklardan sonra. Nedir o? Bütün o yarışmalar işte. Akademi, Türkiye'ler, işte popstar yarışmaları, şarkı söylemek lazımlar. Bir şarkısın senler, benimle söyle, maske kimsin sen. İşte korolar çarpışıyor, veliaht falan gibi böyle çok ciddi sayıda farklı proje... Program içerisinde müzik direktörü, orkestra şefi, işte metanozik orkestrası, jüri vesaire gibi görevler yaptım. Hem oradan para kazandım hem de e, müzikteki yolculuk daha çok ağırlıklı olarak o yönde devam etti ve sahne devam etti. Dolayısıyla e, çocuklar olana kadar e, 500 civarında atıyorum yani şarkı yazdıysak çocuklardan sonra 50 tane 60 tane yazmışızdır. Yani o iş biraz daha geri plana kaldı. Buradan o zaman e, boşu boşuna şarkısıyla devam edelim hatta yavaş yavaş da bitirelim çünkü sizin de vaktiniz e, e, yoğun bir süreçtesiniz o yüzden vaktinizi çok almak isterim. Estağfurullah bir kere e, sizi ben kutluyorum böyle farklı bir e, konsepte yani bunu araştıran ve bu tarz hikayeleri ortaya çıkarmak için yaptığınız bu program çok değerli. Çok teşekkür ederim. E, çünkü insanlar hakikaten sonuçta bazı şeyler artık çok yüzeysel yaşamaya başladık. O derine inmeye gerek var mı kimisine göre? ya Bu hayatta hiçbir şeye gerek yok o. Ama öyle de değil. Yani o tarafa zaman... da yönelen insan sayısı çok fazla var. Yani o tarafa da özen gösteren var. Onları da yok saymayalım. Bucaklamak lazım. Dolayısıyla da bu yaptığınız iş çok değerli. Önce onu çok kutlayayım. Madem hani sohbetin sonlarına doğru gelir, unutmadan onu söyleyeyim dedim. E, boşu boşuna yine Eda'nın Eda yalovaya gitmesi. Anne babasının yazdıkları vardı Yalova'da. Ee, hmm. Dolayısıyla yazın o giderdi bir hafta on gün kalırdı. Orada hakikaten e, evliliğimizin ilk yılları yine çok özlüyorum ben. Yani üç, üç gün tamam üç günden sonra e, oradan biraz duygulanarak başladığım bir şarkıydı. Bu boşu boşuna da benim tamamen tek başıma hakim olduğum bir şarkıdır. Ha. Eda duymasın. Ondan sonra e, ama duyacak tabii herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla bu da boşu boşuna benim tek başıma. Hatta ben söylerim şimdi. Evet ve ufak da bir tartışmamız olmuştu. Onun üstüne gitmişti. Yine üç gün aramadı. Aramayınca e, bizde biz işte maksimum üç gün oldu. O yüzden de 40 senedir beraberiz çok şükür. Harika. Evliliğimizin 36. yılı ama beraberliğimizin 40. yılı. Çocuk yaşlarda başlayan bir aşk hikayesi bizimki. Dolayısıyla Eda'ya biraz sinirlenip e, üzülüp işte boşu boşuna Beni yanlış anladığında şöyle yaptım, böyle yaptın diye başlayan bir şarkı. Yine tamamındaki tamamlayıcı sözler olayın dışından da olabilir, içinden de olabilir. Öyle bir şarkıdır. Peki Eda Hanım bu şarkıyı e, dinledikten sonra, sizin yazdığınızı öğrendikten sonraki tepkisi nasıl oldu? Zaten e, üçüncü günden sonra te, artık dördüncü gün o da dayanamadı. Telefonla konuştuk. O telefonda ben şarkıyı söyledim ona. O yine önce bir duygulandı. Yani tabii görmedim yüzünü ama... Ondan sonra ya dedi ben aranızda da böyle yapacağım dedi sana dedi. Bak dedi çok güzel şeyler çıkıyor gibi öyle bir tepki göstermişti. Sizi de besliyor aslında. Besliyor işte yani. Herkes bir yerlerden besleniyor. Biz birbirimizi çok besledik hakikaten. O benim için çok büyük bir şans. Yani aynı zamanda bu kadar uzun süreli bir ilişkinin devam edebilmesi. Ve buradan işte çocuklarımızın olması bizim hala müzik olarak ayakta durabiliyor olmamızı falan bu, bu konular da Eda'nın çok büyük emeği. Emeği derken çok büyük etkisi vardı. Peki Metin Bey hani siz bir şarkının hikayesini dinlemek isteseydiniz yani şu şarkın, yabancı olabilir, yerli olabilir. E, şu şarkının hikayesini dinlemek isterdim, bilmek isterdin dediğiniz bir şarkı var mı? Eee çok güzel bir soru bu ya. Ya aslında çok var tabii böyle düşündüğümde ama ya bazı şarkıları biliyoruz mesela ama mesela atıyorum Love Story ilk büyük aşk şarkısı benim için yani benim dönemim ve yaşım itibariyle o şarkı o film için yapılmış. Evet. Ee, ama gerçekten çıktığı nokta o film için miydi değil miydi yani gerçek bir aşk hikayesinden yaratan kişinin o şarkıyı yapan yazan kişinin gerçek bir e, ben nasıl şimdi size hikayelerimi anlattım. O şarkıyı o kişiden dinlemek isterdim yani ne yaptı bu film geldi önüne e ben buna bir şarkı yapmalıyım love story işte aşk hikayesi şöyle olmalı böyle olmalı gibi mi olmuş acaba yoksa gerçekten çıkan bir melodi bir şeyler bir duygular vardı da onun üstüne mi onu öyle denk getirmişler orasını merak ederdim. Ben şey diğer tarafındayım sanki daha önceden yazılmış da bana da öyle geliyor öyle işte veriyor ama hani ilk etapta bunu birisine sordum. evet o film için çok güzel bir şarkı yapılmış gibi ama öyle olmuyor işte. Mesela eğlen güzelimi bizim Ajda Pekkan için yapmadık. Ama Ajda'nın ihtiyacı olan şarkı oymuş. Onunla onu bir araya getirmek önemli. O da önemli bir şey yani. Çünkü Love Story'yi merak ederim. Endless Love'ı merak ederim. Öyle aşk şarkıları, filmler için yapılmış şarkıları çok merak ederim. Onun dışında bazı şarkılar oluyor. Ee, sözlerini dinliyorum. Şu an aklıma gelmiyor hangisi oldu ama ya bunu acaba ne için yazılmış, hangi duyguda yazılmış diye merak ettiğim çok şarkı var aslında. Şu anki müzik ortamını nasıl buluyorsunuz Türkiye'de? Ee, şu anki müzik ortamı yani hakikaten çok farklı şeyler var. Mümkün olduğu kadar bu teknolojinin gelişimiyle ilgili ben de ayak uydurmaya çalışıyorum. Ya ben de düzenlemelerimi yine tabi bilgisayar ortamında gelişen yeni programları takip ederek e, pluginleri, şunları bunları takip ederek yapmaya çalışıyorum ama bir de işin terminolojisi ve hayatın içerisinde bir, o müziği sunuş şeklinde yeni enstrümanlar var, yeni oyuncular var, yani yeni mecralar var. O mecralarla ilgili de mümkün olduğu kadar e, içinde kalmaya çalışıyorum ama çok iyi bir uygulayıcısı olamıyorum tabii ki ister istemez. E, bir hani genç 20 yaşındaki bir çocuk kadar başarılı olamam. Zaten mümkün değil. Zaten o konuda kendimi de yarışın içine sokmak istemediğim için biraz daha geri planda kalıp kendi bildiğim usulü yeni teknolojileri ne kadar birleştirebiliyorsam o kadar uygulayabiliyorum. dolayısıyla böyle sadece şöyle bir şey var bana biraz karışık geliyor. yani tamamen pazarlama şimdi bizim bizim yaptığımız 80'lerde 90'larda da pazarlama var. Ama hani bu işin yüzde yüzdeleri var. Yani sen yüzde 60 yüzde 70 şarkıyı duygularını anlatmak için bir takım şeyler için yapıyorsun ve %30 bunun pazarlanması gerekiyor. Pazarlıyorsun. Bizim aşağı yukarı benim kafamdaki şey hayatım boyunca buydu. Ama son 10-15 senede, 20 senede işin pazarlama kısmı yüzde %80'lere çıktı. Dolayısıyla siz içine koyduğunuz e, sanatsal değer gittikçe düşüyor. Ha, dinlerken veyahut da sonuçta bunu sunarken kalitesiz bir şey mi dinliyoruz? Hayır. Çok kaliteli örnekleri var. E, çünkü o sound olarak olsun e, ee, başka pazarlama tekniği olarak olsun gerçekten çok kaliteli sunumlar var ama içeriğine baktığımız zaman sanatsal değeri kısmında biraz daha şu anda düşük geliyor. Tabii ki istisnalar ve yapılan çok güzel işleri hariç tutuyorum. Genel anlamda bir değerlendirme yapmak gerekirse bana böyle geliyor. Ama bunu bir başkasına da başka türlü gelebilir tabii. Ona saygım sonsuz. Metin Bey, peki 90'lar döneminde işte Ser Erener'den bahsettiniz? Sizler var, e, aşkın Nur Yengi var, Çok, Levent Yükseller, evet. e, Ferda Anıl Yarkın'lar. Evet. Hiçbir araya geliyor musunuz böyle? Hep bir aradayız. Şöyle ki bir aradayız. Yani son 4-5 yıldır bir sahnede de bir aradayız. Mesela e, bizim bir Çılgınlar Kulübü diye bir projemiz var. Metin Özülkü, Eda Özülkü, Yeşim Salkın, Ferda Anıl, Anıl Yarkın. Yarkın. dörtlü böyle bir şeyimiz var. Onun dışında bir de Şimdi 90'lar diye biraz önce bahsettim Hakan Eren'le birlikte bir projemiz var. Onda da benim Metin Özük Orkestrası eşliğinde Reyhan Karaca, Sibel Alaş, Şale, Ümit Sayın, Hazal, Seçil, Ozan Orhon, Tayfun, aklına kim geliyorsa Seyyal Taner, bir sürü o dönemin ve hala bugün de ayakta olan çok değerli isimlerle birlikte Şimdi 90'lar diye bir şeyimiz var. Her hafta konserimiz var. Yani haftada 2-3 gün sahne yapıyoruz. Ya Çılgınlar Kulübü olarak ya 90'lar olarak ya da Eda Metin Özülkü olarak. Dolayısıyla bizim konser maratonumuz, sahne performansımız 90'lı yıllardan daha fazla şimdi. Yoğun o zamanlar haftada bir gün, iki gün program yapıyorsak şimdi minimum 3 gün, dört gün program yapıyoruz ve o zaman gördüğümüz ilgiden daha çoğunu görüyoruz. İşte beni en çok ayakta tutan ve mutlu eden ve enerji veren şey bu zaten. O zaman yaptığınız bütün o Verdiğiniz uykusuz geçen geceler, günler, yorgunluklar falan hepsinin karşılığını almış oluyoruz. Burada iş maddiden çok manevi açılar. E, bizim konserlerimizde yani 3000 kişinin aynı şarkıyı sizle beraber söylemesi insana bundan daha büyük bir zevk. Benim için yok. Herkes için farklı hayatta aldığı zevkler vardır. Benim en büyük keyfim budur. E bunu bir de tabii ma maddi olarak da bunun karşılığını alıp ailenizle bu şekilde. E, refah içerisinde yaşatmaya çalışıyor olmanız. Zaten hayatımızın yaşadığımız sürecin benim açımdan anlamı budur. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Bu kadar Sağ yoğun olun. program içerisinde bizi evinizde ağırladınız. Sağ olun. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Tüm arkadaşlara da teşekkür ediyorum. Size de özel olarak teşekkür ediyorum. Bu tarz konulara eğilip bunları irdelemek gerçekten aslında bir görevdir. Esasında bu basında çalışan arkadaşlarımız için. Siz de bunu layıkıyla yerine getirdiğiniz için ve beni arayıp böyle bir şey benle yapmak istediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Kendimi değerli hissettim. İyi ki varsınız Eda Hanım da siz de bu ülke için çok değerli iki müzik insanı olarak. Ee, tekrar çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Şarkıların hikayesinde bu hafta konuğumuz sevgili Metin Özülkü'ydü. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.